Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, umarım her şey yolundadır. Ben şöyle güzel bir makyaj yaptım kendime, sade, doğal. Sporda giyindim. Tarık'la birlikte pazara gideceğiz sabah erkenden. Demir annemlerde kaldı. Dün saat 9 gibi uyuttum ve çıktım evden. Yani ben yanındaymışım gibi hissetti. Gerçi gece kalkmış, birkaç kere anne falan demiş, sonra uyumuş. 10'a kadar falan uyumuş, yani rahat bir şekilde uyumuş, hiçbir sıkıntısı yokmuş. Bu arada kirpiklerimi çıkarttıktan sonra bana dediler ki yoluk yoluk gözüküyor dediler. Kirpik uzayan bir şey arkadaşlar. İlk çıkarttığınızda tabii ki hani ister istemez dökülmeler oluyor ama çok çabuk uzuyor. Bir haftada görüyorsunuz şöyle upuzun oldu. Zaten kendi kirpiklerim de uzun. Bir aya falan toparlar yani, öyle söyleyeyim. Vesile abla geldi, temizlik yapılıyor evde. Komple bayram öncesi güzel bir temizlik yapacağız. Şimdi sosyete pazarına gideceğiz. Sizi de götüreyim dedim. Hem evde bazı ihtiyaçlar var, onları alacağız. Hem de şöyle bir turlayacağız. Ne yaptın, kovayı beğendin mi? Tamam, alma kova. Almayayım mı? Güzel mi kova peki? Evet, iyi. Vesile ablacığım da burada temizlik yapıyor. Şöyle bir oyuncak sepeti almıştım ya. Buna buradaki oyuncaklarını ekledik. Bakın burası bomboş oldu. Çok güzel oldu. Genel böyle güzel temizlik oluyor. Perdeleri zaten geçen hafta yıkamıştık. Şu zaten oyun matı demirim, biliyorsunuz. Kedicik de oralarda. Evet, kocamla çıkıyoruz arkadaşlar. Kendime askı da aldım böyle. Bunun askısı vardı, takmıyordum. Onu taktım, iyi oldu. Çöpleri aldım, çöpleri atacağız. Evet, pazar alışverişini yaptık. Yani çok az bir şey aldık ama Tarık söylene söylene gidiyor. Her şey diyor çok pahalı, çok pahalı. Gerçekten öyle ya. Biberin kilosu 100 liraydı. Ay, pazar dediğim gibi bayağı bir pahalıydı arkadaşlar. Biberin kilosu 100 liraydı. Bizim evde en çok yenen şey avokado. Genelde avokado alıyoruz. Bir tek avokado almadık. Onun dışında bütün ihtiyaçlarımızı aldık ve azar azar alıyoruz. Düzenli yemek yapıyorum artık her gün. Bir ara hani 2-3 günde bir yapıyordum ama artık her gün düzenli yemek yapıyorum. Çünkü demir sağlıklı, düzenli bir şekilde beslensin istiyorum. Aynı şekilde ben de hamilelik boyunca dikkat edeceğim. Artık bütün yemeklerimizi evde yiyoruz. Yani işte dışarıda yemek yemiyoruz. Hem daha güvenli. Yeşillikleri de şimdi aldım. Güzelce gidince karbonatlı suya koyacağım. Hepsini yıkayıp dolaba güzel bir şekilde yerleştirmek istiyorum. Sebze bölümünden çıktık. Şimdi pazarın giyim bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Buranın giyim bölümü çok meşhurdur. Ve Kundu Oteller bölgesine de yakındır. Oradaki turistler falan hep buraya gelir. Antalya'nın uğrak yerlerinden biridir yani bu sosyete pazarı. Ve en meşhurudur. Geçenlerde bir çarşamba pazarına gitmiştim. Orayı da anlatmıştım size. Ama burası en bilindik, meşhuru ve daha marka kıyafetlerin olduğu bir bölüm. Burayı da gezeyim, gezdireyim dedim size. Olur da bir gün yolunuz Antalya'ya düşerse gelin benim yerime de ziyaret edin. Şimdi giyim bölümüne doğru gidiyoruz. Arabayı buraya bırakacağız. Ama çok yoğun ve kalabalık. Yani araba koyacak yer bile bulamadık şu anda. Evet, pazara girdik şimdi. Şöyle başlıyoruz. Marka kıyafetlerin olduğu bir bölüm var. Acayip kalabalık, tıklım tıklım, birçoğu turist. Bakın birçok markanın vadeli ürünler var. Buralar yine tıklım tıklım dolu. Zara'nın şortları. Ne kadar üstünden acaba? Hep marka şeyler. Söylemek istediğim şey buydu bakın. Zara. Şu an hamile olmasam şunu alırdım mesela yani. O kadar güzel ki etek. Ay, bu kot da çok güzel. Şu kotun güzelliğine bakın. Kot şort. Ne bu? Ne bu? Gayet güzel. Hamişler mümkünse pazar gezmesin. Ya pazarda hiçbir şey yoktu. Eskisi gibi değildi. Biz uzun süredir gelmiyorduk. O yüzden öyle hani aman aman böyle alınacak hiçbir şey yoktu. Birçok markanın hani çakması vardı tabiri caizse. Çok az böyle gerçekten kaliteli ürün vardı. Biraz da gezmek lazım tabi. Elbise vesaire ararsanız ama Zara'dır, Mango'dur, onlar var arkadaşlar. Ben sadece yastık kılıfı aldım. Yastıklarımın yüzünü değiştireceğim komple. Onlar da çok kötü oldu.
Bugün kuru fasulye yapacağım, pilav yapacağım. O yüzden bir de kasaba uğramamız gerekiyor. Şimdi kasaptan gideceğiz. İhtiyaçlarımızı alacağız. Bir de kuru fasulye alacağım. Fişler de yapacağım. Onu da çok kolay oluyor ve çabuk oluyor. Vesile abla zaten temizliği yarılamışlar şu an. Depo var ya, içeride oraya koyacağım. Banyoya. Aha, aynen, o kız bebek için. Buraya bunu atıyorsun, o zaman poşetle beraber götürüyor. Tamam, öyle yapalım. Evet arkadaşlar, hem market alışverişi hem pazar alışverişi yaptık. Stoklu bir şekilde ıslak mendil aldım. Demir bu aralar çok hassas. O yüzden primaya tekrardan geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Boykot ürünlere bu arada dikkat ediyorum ama bebek ürünlerinde demir hangisini kullanıyorsa ve hangisinden memnunsak onunla devam ediyorum. Hani primadan başka biz kullanamıyoruz mesela. Ama diğer mesela boykotun, domestostur vesaire, onları artık almıyorum. Bingo'ya yavaş yavaş geçtim. Artık Bingo'nun deterjanlarını falan alıyorum. Onlar da gayet güzel çıkıyor. Mesela şu Bingo'nun yumuşatıcıları. Bunu çok seviyorum ben. Şu Bingo'nun kırmızısı, bir de morunun manolyasını almıştım. Hepsi mi oydu? Hepsi. Almamışım başka. Yok, yok. Tamam. Tuvalet kağıdı, işte kağıt peçete, onları da almışım. Şöyle labne aldım Demir'e. Demir bu labneyi çok seviyor. Bir tane de yanlışlıkla şeyden almışım. Şimdi markete gittik ya, oradan almışım. Ama zaten kapağı açılmadığı sürece tarihi olduğu için birini açacağım. Sonra diğerini kullanacağım. Sonra şu Slippy'nin yüzey temizlik havlularından aldım. Normalde internetten almıştım. Ama şöyle bir sıkıntı yaşadım ben burada. Moplusunu istedim aslında. Yanlış göndermişler. Bunu da ben yanlış sipariş vermişim. Emin değilim. Mayonezimiz yoktu. Mayonez aldım. Yine burası bir sürü deterjan dolu ve toprak var burada arkadaşlar. Soğan dikeceğim arka balkona. Şöyle Demir'e arıtıcıdan vermiyorum. Genellikle böyle 5 litre 5 litre alıyorum. Büyük damacanaların şeylerini bozdu, pimlerini Demir. O yüzden artık büyük damacanı almıyorum. Sadece Demir içtiği için böyle 5 litre 5 litre alıyorum. Çöp poşetim bitmişti. Şöyle Kora Plus'lar indirimdeydi, onlardan aldım. Bunlar yırtılınca Tarık deli oluyor. O yüzden bunların iyisinden alıyorum. İndirime denk getiriyorum genelde. Evet, bütün ihtiyaçlarımı aldım sayılır. Şöyle topraklardan almıştım arkadaşlar. Onlar geldi. Şimdi Vesile abla sen buraları batırırsın dedi. Ben halledeyim dedi o yüzden. Soğan dikeceğiz. Küçük soğanlardan da getirmişti annem. Soğanlarım da şurada. Onları dikeceğiz şimdi. Demir çok seviyor soğan. Taze taze buradan koparıp yesin dedim. Hepsini mi koyacağız Vesile abla? Fazla gelir mi? Bakacağız. Yemeklerim olmak üzere arkadaşlar. Vesile ablamın da karnı acıktı. Burada kapatıyorum ve dinlenmeyi alıyorum. Güzel bir meyve suyu yaptım Demir gelince içsin diye. Şimdi kargolarım gelmiş. Onları açalım birlikte. Çok sevdiğim bir marka var. La Sarta markası. Şu an iyi galiba. Evet, ayarladım şimdi sizi oraya. Oradan şöyle bir hamilelik böyle düz, basic bir elbise aldım. Askıları birazcık uzun gibi duruyor. Askılarını şu arkadan ayarlayabilirim. Vesilalı süpürgeyi açtım. Sonra burada hamilelik çamaşırları var. Öyle söyleyeyim, onu göstermeyeyim. Sonra elbiseler. Kumaşın adına ne deniyordu ya? Aerobi... Neydi? Aa, neydi ya? Ne kumaştı bu? Dur, söyleyeceğim şimdi. Geçen sene Demir'in bütün hamileliği boyunca ben bu kumaştan giydim arkadaşlar. O yüzden hep bu kumaştan alıyorum. Trendyol Milla'nın ürünleri de hem uygun hem kaliteli geliyor. Bakabilirsiniz yani, fiyat aralığı 250-300 lira. Bu tarz elbiselerde. Aerobin kumaş diye geçiyor bu. Ben bu kumaşa bayılıyorum. Tiril tiril yazın giy çık bir elbise bu. Böyle dedim ki bunu giyerim. Şöyle göbüşüm büyür. Şöyle kurdeleler falan takarım. Böyle tatlış bir hamile olurum diye düşündüm. Biraz daha büyük aldım o yüzden. Hani 9 aya kadar giyeyim diye. 38 beden aldım. 36 da alsam olurmuş bence. Kalıbı bir tık böyle geniş diğer benim aldıklarıma göre ama salaş durur diye düşünüyorum. Bunu deneyeceğim. Eğer olmazsa 36'sıyla değiştireceğim.
Bir de aynısının morunu aldım. Mor renk de bana yakışıyor. Yani yakıştırıyorum kendime. Şöyle güzel mor bir makyajla farlı falan. Böyle. Çok tatlı bir elbise. O kadar güzel ki tiril tiril böyle. Çok seviyorum bunları. Bu neymiş? Bu arada ben birçok şeyin linkini Instagram üzerinden veriyorum arkadaşlar. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şuraya linkini ekleyeyim Instagram hesabımın. Bu da bir pareo. Böyle büyük bir pareo aldım şöyle. Hamileyken bunlar çok güzel oluyor. Şöyle dedim. Bağlarım plajda falan. Denizden çıkmayız çünkü Demir denizi çok seviyor. Böyle 8-9 aylık hamile olana kadar hani denize giderken böyle bir pareo ihtiyacım vardı. Bunu da alayım dedim. Yazlıklar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Hatta dolabımı da düzenleyeceğim. Şimdi şunları güzelce bir makineye atayım. Karnım çok açık. Tarihi arayacağım. Yemek yiyeceğiz. Hep birlikte Vesile abla çıkmadan. Sonra tarihle birlikte biz demir almaya gideceğiz. Akşam saati gelmeden. Çünkü iftardan dolayı bayağı bir yoğun oluyor trafik. Trafiğe kalmamak için de erkenden çıkacağız arkadaşlar. Dünkü elbiseyi yıkadım, kuruttum, hemen giydim. Bu kumaşa ütü de gerekmiyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi kurdelimi taktım, makyajımı da yaptım. Oy kullanmaya gidiyorum. Dün bu arada videoyu erken kapatmak durumunda kaldım. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Birazcık dinleneyim dedim. Uyudum da, uykumu da aldım. Önce oy kullanmaya gideceğiz, oradan demirimi almaya gideceğiz. Oyumuzu kullandık. Vatana, millete, şehrimize hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi annemlere geldik demirtaşı almaya. Gelmişken kahvaltı da yapacağız. Annem! Annem! Aşkım! Evet, biz oyumuzu kullandık, geldik arkadaşlar. Demiri de aldık. Şimdi uykudan uyandı yavrum, eve gelince uyku... Uyumak istedi. Tamam anneciğim, alacağız düdüdünü de. Evet arkadaşlar, demirimizi aldık, eve geldik. O kadar çok yorulduk ki biraz da seçim sonuçlarını takip ettik. O yüzden kamerayı açamadım. Sonuçlar açıklandı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Kaç zamandır da böyle sizle paylaşayım diyorum ama Tarık'ı bekliyorum. Tarık'ın müsait olmasını bekliyordum. Uzun zamandır düşündüğümüz ve aklımızdan geçen bir şeyler var. Onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Gel aşkım sen de. Tripodumu buldum bu arada. Rahat rahat konuşabiliriz artık. Kameramız da mis gibi çekiyor. Oh, yani dünya varmış gerçekten. Bursa'dık seninle beraber. Ne demek istiyorsun? Sen kilo aldın bence. Evet, kilo aldım. Nerede kızımız? Öyle buymuş. Göremezler ki öyle ya. Kızımızın son halini gösterelim size. Evet. Çocuğumuzun düğün doğumunu yurt dışından yapsak diye düşünmüştük Ceren Hanım da onu herhalde söylemek istedi. Yani hem kendisi, kendi geleceği için hem de abisi için, yani Demir için böyle bir şey düşündük. Biz aynen. Aslında Demir'i de yurt dışında hani doğurmak istemiştim. Böyle bir şeyler düşünmüştük ama Atan'ın o anki durumundan dolayı biliyorsunuz hastane süreçleri çok ağırdı ve Ata makineye bağlı bir çocuk olduğu için özel uçakla gitmesi gerekiyordu. Hani benim doğum anında Ata'ya bakacak birinin olması gerekiyordu vesaire. Allah korusun orada bir şey olsa. Yani biliyorsunuz çok sıkıntılı bir süreçti. O yüzden onu rafa kaldırmak durumunda kaldık. Bir de yakın zamanda biliyorsunuz bir yatırımımız oldu. Ev aldık demiştik size ama bu aldığımız ev oturacağımız ev değil arkadaşlar. Tamamen yatırımlık olarak aldığımız bir yerdi. Yani daha çok burayı bir ev arsa... Ev arsa aslında. Yani. Arsanın üzerinde ev var ya, o yüzden hani bizim oraya taşınacağımızı falan zannettiler ama böyle bir şey yok şu anda. Sadece orayı köy evine çevirip o şekilde kullanabiliriz. Ama onun dışında hani satıp... İleriki zamanlarda değerlendirmek amaçlı kullanabiliriz diye düşünmüştük. Ve bence yatırımı çocuklara yapmak daha mantıklı. Onların eğitimine, işte sağlığı için yapılan yatırımlar hiç gözünün önüne gelmez bu arada. O yüzden bize düşündük ki hani orayı satıp işte ev mi alsak, bir şeyler mi yapsak böyle düşünüyorduk. Ben dedim ki bence çocuğu Amerika'da doğuralım, hani araştıralım. Tabii bir de şöyle bir durum da var. Küçük bir bebeğimiz de var. Demir'le birlikte oraya gideceğiz. İşte benim doğum anımda Demir'e kim bakacak, ne olacak, nasıl olacak? Bunları da tabii ki düşünüyoruz.
Ama çocuğumuzun geleceği için bir şeyler düşünüyoruz yani. Evet, yani şöyle bir durum var. Eğer bebeğin doğumu Amerika'da yapılırsa 18 yaşından sonra herhalde abisi de oraya gidebiliyor. Yani o da yararlanabiliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu şartlar, ekonomik durumlar vesaireler biliyorsunuz yani sıkıntılı. Eğitim sistemi vesaire yani her şey bir şu an sıkıntılı durumda. Hani onun için böyle bir alternatif olsun. Yarın bir gün ileride orada yaşamak isterse. Kendisi isterse. Yani biz ona bu imkanı verelim, o isterse. Ben yurt dışına da yaşamak istiyorum derse böyle bir kolaylık olsun diye böyle bir şey düşündük. Tabii bilmiyoruz yani şu an bir araştıracağız hani bunun ne kadar maliyetleri vesairesi, fiyatı nedir ne değildir. Bunların bir araştırmasını yapmamız gerekiyor öncelikle. Ondan sonra tekrardan oturacağız, bir düşüneceğiz. Dolar sabit kalmıyor biliyorsunuz ki. Evet, yani bundan belki 200 sene önce 100-150 bin liraya halledilebiliyordu bu işler ama şimdi yani çok daha yüksek. 7-8 lira olduğu dönemlerden bahsediyor tabii. Tarık ama şu an. Yani bakalım bir soralım, araştıralım. Öyle bir şey düşündük Ceylan'la. Bu illa Amerika olacak dediği bir şey değil yani. Hani Avrupa herhangi bir Avrupa ülkesi olabilir vesaire. Yani bir bakmak lazım. Yani ileride isterlerse yani abi kardeş gitmek isterlerse böyle bir kapıları olsun diye düşündüm. Düşündük beraber Ceylan'la. Bakalım göreceğiz, bir araştıralım. Soralım, soruşturalım. Şimdi biz vatan haini olarak ilan edenler olacaktır. İçlerinde bu her zaman oluyor ama yani bu bizim çocuğumuzun kendi kararı olacak sonuçta. Biz ona böyle bir imkan sağlayacağız. İleriye yönelik bir imkan sağlayacağız. Kendisi isterse kullanır, istemezse kullanmaz bu imkanı. Ama biz anne baba olarak hani böyle bir imkanı ona sunalım istiyoruz. Hani böyle bir yatırım yapmak istiyoruz çocuğumuza. Yurt dışında da çok takip eden var bizi. Evet. Belki onların da bir fikri olur, bir fikir verebilirler. Biraz da o yüzden sizinle paylaşmak yani, istedik zaten bu durumu. Bununla ilgili fikir vermek isteyenlere de aşağıda yorumlara yazarlarsa İyi olur. Ya da Amerika'da olanlar, işte orada doğum yapanlar vesaire yorumlarda hani belirtirseniz, bizimle de fikirlerinizi paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Öyle aklımızda şimdilik böyle bir düşünce var arkadaşlar. Birkaç gündür hani detaylı bir şekilde araştırıyorum. Tabii bu Amerika vizesi almak kolay değil. Ya bir sene falan sürebiliyor. Doğmada çok az bir zaman kaldı. Ondan birazcık şüpheliyim. Hani keşke önceden Amerika vizesini alsaydık. Hani yok, demir içinde bazen sorun olabiliyor işte. Bakacağız yani, onu araştırmamız gerekiyor. Çünkü bir de kaç aylıkken gidilmesi gerekiyor ya? 30 haftayı mı doldurması gerekiyor? 30 haftaya doldurması gerekiyor. Süre işte biraz kısa. Lazım. Bir de şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bizim genetik bir sıkıntımız var. Genetik sonuçların gelmesini bekleyeceğiz. Hani Amerika ile Türkiye arasındaki o iletişimi nasıl sağlayacağız? Bir sıkıntı olursa tekrardan amniyosentez alınması gerekirse, kan alınması gerekirse, araştırmaları vesaire yapılması gerekirse nasıl olur? Allah göstermesin. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. Hiç aklımızın ucundan bile öyle bir şey geçmiyor ama ola ki bebekte bir sıkıntı oldu, genetik bir problem oldu. Yani oradaki müdahaleyle buradaki müdahale bir değil. Burada bütün doktorlarımız burada. Birazcık da onu düşünüyoruz aslında. Bizi korkutan şey de o. Ama işte neyse, ben zannetmiyorum yani bir sıkıntı olacağını. Çünkü o da demir gibi çok kıpır kıpır yani. Demir de bu haftalarda böyle kıpır kıpırdı. Yani bunun genetik doktorumuzu daha paylaşmadık. Tabii. Onunla da bir paylaşmamız gerekiyor. Ama kadın doğum doktorumuz bizim zaten iyi bir doktor olduğu için yani o hiçbir sıkıntı görünmüyor dedi şimdi için. Tabii daha çok erken hani bunlar için de yani inşallah hiçbir problemsiz, sıkıntısız sağlığa saatiyle dünyaya gelir. İnşallah. Haftaya da kontrolümüz var. Kontrolümüze gideceğiz. Yine kendi kadın doğum doktorumla da paylaşacağım. Yaklaşık 4 hafta mı oldu amniyosa? 4 hafta olacak. Genetik doktorumuz demişti ki 6 hafta içerisinde sonuçlarınız çıkar, bir değerlendirme yaparız. Eğer çıkmazsa zaten kültüre gider sonuçlar. Bu da 22-23. Haftayı bulabilir demişti. 22. haftada da radyolog kontrolümüz olacak arkadaşlar. Demir'de gittiğimiz Hasan Orcu Hoca hocamıza gideceğiz yine. Çok soran vardı, bunu da paylaşayım dedim sizinle. Organ taraması yapılmayacak mı diye, amniyosentez yapıldığı için. Hayır, o da yapacak tabii ki. Detaylı ultrason taraması, organ taraması çok çok önemli. Mutlaka yapılması gereken bir şey. O da yapılacak. Yani demirde yapılan bütün tetkikler bu bebeğimizde de yapılacak. Bir de benim bir tık daha korkutan şey, bu sonuçlar geldikten sonra demirde olmuştu çünkü. Tekrar bizden kan alınmıştı. Bebekteki o sıvıyla karşılaştırılmıştı. Bu sefer verdik ya kan. Kan da verdik zaten, yolladık. Kan da verdik ama şundan dolayı hani bende bir genetik bozukluk vardı. Demirde olan olayı anlatıyorum. Ve bu genetik bozukluk bende bir hastalığa sebebiyet vermemiş ama demirde görülebilir denmişti.
tekrar bir ikinci test. Ankara'ya gitmişti bu sonuçlarda. Ve bunlara falan yapılacak bayağı bir uzun soluklu bir süreç bizi bekliyor. Birazcık tedirginim aslında bu konuyla alakalı da. Ama bebeğin böyle hareketlerini yavaş yavaş artık hissediyoruz. Evet. Ve bebek yaklaşık 18-19. Haftadan itibaren bayağı bir hareketlenmeye başladı. Tarık bile şaşırıyor. Bu aylara Demir bu kadar hareketli değildi falan diye. Gece yatıyorum mesela kıpır kıpır maşallah. Yani o açıdan da hani korkumuz bir tık daha azaldı hani hareketleri açısından. Çünkü hareketli bebekler biliyorsunuz ki özellikle erken dönemde hareket şekillerinden bile az çok anlıyorum, öyle söyleyebilirim. Demir de böyle hareketli bir çocuktu. Yani bebeğin hareketli olması iyi bir şey, kötü bir şey değil. Öyle arkadaşlar, bunu da sizinle paylaşalım dedik. Yorumlarınızı bekliyorum ama ben merak ediyorum yani. Evet. Bakın belki Avrupa'da yaşayanlar daha farklı fikirler verebilirler. Evet. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı yazarsanız. Ben Amerika düşünüyorum ama Amerika olmazsa başka hangi ülke olabilir? Kanada olabilir. Eğitim açısından hani değerlendirebileceği bir ülke. Öyle. Evet. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Öpüyoruz. Bay bay.